Herkese günaydın. Bugün 21 Aralık Pazartesi. Öncelikle iyi haftalar diliyoruz. Bugün Kuzey Yarımküre'de kış başlangıcı olarak kabul ediliyor ve en uzun gece olacak. Bununla beraber tabii bu hafta oldukça önemli piyasalarda gelişmelere gebe. Başlangıçta Amerika'daki yardımlardan tutun da regülasyon lafının geçmesi. Ardından baktığımız zaman Elon Musk tweetleri ve en önemlisi de Covid'in mutasyonu uğrayıp İngiltere ve birçok ülkede, Hollanda, Suudi Arabistan gibi ülkede yolların, iletişim, ulaşım yollarının kapatılması oldu. Bu kadar tatsız konuya başlamadan önce 2020'yi sonlandırmaya hazırlandığımız şu dönem içerisinde biliyorsunuz ki yıllık Webraz ödülleri var. Öncelikle bizlere hem bu konuda, bu yolda yol arkadaşı ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son bir kez daha sizden bir şey istiyoruz. Webraz ödüllerinde yılın fintech şirketi olarak iCryptex aday gösterirseniz çok mutlu oluruz. Son 9 saati kaldı. Yani bugün son, oldukça başa baş gidiyoruz. Diğer tarafta piyasaları açalım isterseniz. Tabii bir yandan COVID gibi bir durum tekrardan söz konusu olunca, yani aşı haberlerinin ardından yeni bir mutasyon ve %70 daha hızlı yayılan bir virüsten bahsediyoruz. Bu tabii de piyasalara biraz olumsuz yansıdı. Ama bu sabah tabii Çin tarafındaki borsa verilerine baktığımız zaman artı seyirler olsa da burada önemli bir faiz değişikliği gidilmedi. Ancak şunu da söylemek gerekirse, özellikle Dow Jones, S&P, Nasdaq tarafında arttı olduğunu görüyorsunuz. Burada tamamen piyasalardaki COVID paketinden iyimserlenen kaynaklanan bir durum söz konusu. Hatırlayacak olursanız Mart ayında 1200 dolarlık bir çek dağıtılmıştı. Şimdi ise her ne kadar paket 916 milyar dolarlık dense de yine de hane halkının eline geçecek aşağı yukarı 1000 dolarlık bir nakit para söz konusu olacak. Dolayısıyla bunun olumlu yansımaları ve aynı zamanda şirketlere vergisel avantajlar derken bunun olumlu yansımalarını görüyoruz. Ama bu çok sağlıklı bir fiyatlama gibi gelmiyor. Çünkü piyasalara verilen ve artık piyasalara basılan her likitte karşısında ben bunu narkoz ve narkozdan sonra uyuma ve rüya olarak yorumluyorum. Dolayısıyla çok olumlu bir fiyatlama gibi gelmiyor. Önümüzdeki süreçte özellikle VIX tarafında ve günlük volatilitenin ziyadesinde günlük getiriler bazında da bu tarafta çok olumlu görmeyebiliriz. O yüzden şimdilik bu fiyatlamanın çok piyasanın yansıttığı bir fiyatlama olduğunu düşünmüyoruz. Diğer tarafta bu sabah kripto para piyasasında aslında durum olumlu. Hafta sonu 24.120 ile birlikte rekor tazeledik. Ve bununla birlikte bu rekor gelmesinin ardından sürekli rekora eriştik. Yani 23.800, 24.000, 24.200'ler derken rekor üzerine rekor gittik. Burada özellikle insanların nereden, yani küçük yatırımcılar nereden dönecek diye nokta ararken kurumsalların artık daha fazla bu piyasayı benimsediğini gördük. O yüzden nereden dönecek kısmı konusunda önceki videolarımı da çektiğim üzere bırakın trend gitsin. Yani burada özellikle siz stop loss'unuzu koyuyorsanız tekrar etmekte fayda var. Piyasanın nereden döneceğiyle alakalı değil, nereden çıkarıma bakarsınız bu trendler. Çünkü izleyen bir stop loss, manuel olarak bir stop loss her zaman daha iyi olacaktır. Çünkü piyasa nereden dönecek diye baktığınız anda daha da fazla yükselmeye, daha da fazla kurumsallar tarafından benimsenmeye devam ediyor. Buna dikkat etmek lazım. Eğer bu görüş ayrımına kavuşursak bu piyasada daha rahat trade edersiniz diye düşünüyorum. Diğer taraftan 8.000'i geçtik cryptocurrency sayısında. 8.057 olduk. Geçen hafta 7.999'u görmüştük burada. Tam sınırı yakalamıştık. Bu sabah piyasalarda toplam kripto para piyasası %1.13'lük bir artışla beraber 672 milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğünden sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle Bitcoin'in dominansı da %66'ları aşmış durumda. Burada henüz daha bir altcoin sezonundan bahsedemiyoruz. Çünkü altcoin sezonunu yakalayabilmemiz için %66'nın gerisini bu piyasanın Bitcoin'den %62'lere, %63'lere en azından gerilemesi beklenir. Ama şu anda Bitcoin öncülüğünde bütün piyasanın buradan emildiğini ve bu popülaritenin Bitcoin'e kaydığını görüyoruz. O yüzden şu anda piyasayı tutan, domine eden Bitcoin'de halen daha roller değişebilmiş değil. Haftalık getirilere baktığımızda ise Bitcoin'in haftalık getirisi %25'e yaklaştı.
Ethereum'un burada %10'luk haftalık getirdi olduğunu görüyorsunuz. Burada haftalık getiriyi takip etmemizin en önemli nedeni şu. Bitcoin dominansı burada çözüldüğü anda %62'lere. Bu sefer ne olacak? Şurada linkte gördüğünüz, Ethereum'da gördüğünüz, XRP'de veyahut da Litecoin'de gördüğünüz, Litecoin'i bunu göremezsiniz ama yani altcoin'lerde gördüğünüz bu aradaki haftalık getiri makası kapanmaya başlayacak. Tam kapanmasa bile birbirine yaklaşmaya başlayacak. Bu sefer ne olacak? Haftalık getiride geride kalan, projesi iyi olan altcoin sezonu başlayacak. Yani henüz daha biz burada Ethereum 2.0 fiyatlaması tekrar diyorum görmüyoruz. Ethereum tokenlara bağlı olarak LINK'te %2.5'larda biz bu hareketi görmüyoruz. Wi-Fi ayda görmüyoruz. Diğer tarafta baktığımız zaman Uni'de görmüyoruz. O yüzden altcoin sezonunun başlaması demek burada Ethereum, Ethereum bazı tokenlar ve diğer altcoinlerin yine projesi iyi olan altcoin'in, XLM gibi altcoinlerin daha Bitcoin getirisine yakınsaması demek. O yüzden projesi iyi olan ve haftalıkta temel bazı bozucu bir etkisi olmadığı takdirde haftalıkta getirdiği geride kalan altcoin'lerin burada şansı daha yüksek olacak. Bu şekilde bakmak haftalık getirilere buradaki önümüzdeki neye seçim yapmalıyım, hangi altcoin'e girmeliyim veyahut da altcoin sezonu nerede başlar sorusunun cevabı tam olarak bu haftalık getiri tablosunu yapıyorum. Tabii altcoin'lerin hazırlığı devam ediyor dedik. Yine baktığımız zaman DeFi'da kilitlenen para miktarı 16,6 milyar dolara ulaşmış durumda. 16,7'lerde döndük. Yani altcoin'lere yönelik hazırlıklar da devam ediyor. Burada yalnız majör bir haberimiz var. Ve bu haber ciddi manada Bitcoin ve kripto para piyasasında belki bir nebze satış getirebilecek büyüklükte bir haber. Çünkü Ledger'ın database'ini bir forumda dağıtıldığını gördük. Hemen şöyle gösterecek olursak burada Ledger'a ait birçok database'in 1 milyon e-mail'in özellikle burada bülten üyeliği yaptığımız haber sitelerindeki bu arada dikkat etmek gerekirse borsalar değil. Haber sitelerindeki bülten üyeliklerinin e-maillerin, adreslerin, telefon numaralarının bu forumda yayınlandığını gördük. Dolayısıyla bu kripto para piyasası açısından çok olumlu bir gelişme değil. Bu haberi de izlemek gerekiyor ve dediğimiz gibi neticede soğuk cüzdan da olsa, sıcak cüzdan da olsa özellikle burada bir şekilde piyasadaki yani internet düşen verilerin dağıtımı artık oldukça kolay. Bu ister kripto para piyasasında olsun, İsterseniz yapmış olduğunuz bir haber piyasası olsun. O yüzden bu piyasayı çok bozacak bir haber değil. Ama yine de bunun devamı gelirse bizlere bir miktar kâr satışı olarak yansıyan üzerinden Ledger üzerinden. Şimdi tabii Amerika'daki pandemi planından bahsettik. Özellikle COVID'in şekil değiştirmesi, İngiltere'de yayılması, vakaların görülmesi, 11 tane ölü olması derken bu da özellikle piyasa halen daha parasına bakıyor. Özellikle 9 milyar dolarlık bir pandemi planında bu sabah piyasalara pozitif hareket ettiğini gördük. Diğer tarafta Elon Musk'ın hafta sonu yayınladığı bazı atlı tweetler vardı. Bitcoin'le biraz dalga geçer gibi dendi ama kurucusu olduğu Dogecoin hakkında bir takım haberleri söz konusuydu. Tabii Elon Musk'ın bu haberinden sonra biz herhalde size de bir admin yok şeklinde tepki verdik. Çünkü atmış olduğu tweetlerde biraz şakaların boyutu biraz daha ilkokul düzeyindeydi. O yüzden şimdi Bitcoin üzerinden Elon Musk'ın atmış olduğu bu tweetlere cevap olarak insanlar da şunu söyledi. 2018'de biz Tesla'yı 8,5 Bitcoin alıyorduk. 2020'de belki de 3 Bitcoin'le Tesla alacağız. 2021'de ne olacak? Yani aslında piyasanın bulduğu güzel nokta bu. Çünkü Bitcoin'in değeri Tesla karşısında günden güne arttığı için Elon Musk'ın bu tweet'i çok daha önemli gibi gelmedi. Yani cevabı güzel verildi. Diğer tarafta Bitcoin'de open interest dediğimiz açık kontrat sayısında yeni rekorlar kırdık. Dolayısıyla bu fiyatlara yönelik olumlu bir şekilde yani daha doğrusu fiyatlara yönelik bir hareketin
paralel şekilde devam ettiğini görüyoruz. Piyasanın burada ilgi gösterdiğini devam ediyor. Özellikle kurumsallar tarafından sahiplenilmekten bahsedilmiştik. American Express ki Visa, PayPal'dan sonra Falcon X dediğimiz fintech startup'ı bu. Kripto trading'ine yani kripto alım satımına yönelik yatırım yapan platform olan Falcon X'e yatırım yaptığını gördük. Olumlu bir haber. Ve yine Bitcoin alımları devam ediyor. Grayscale'deki Bitcoin alımlarında özellikle 7 günlük Bitcoin alımları 11.500 Bitcoin tırmanmış durumda. Yalnız dikkat etmeniz gereken nokta şu. Halen daha Ethereum ve Ethereum Classic'te Grayscale'in alımları haftalıkta satıcılı bir şekilde devam ediyor. 2020'de 9.000 dolarken kimsenin trend yani kimsenin yüzüne bakmadığı daha doğrusu trend içerisinde Bitcoin 20.000'e geldiğinde bir anda değerli oldu. Son baktığımız zaman bir yıllık Google Trendler'de aramanın hızlandığını görüyoruz. Ama halen daha 5 yıllık Google Trendler'de 2017'yi yakalayabilmiş değiliz. Fakat yükselmeye devam ediyoruz. Geçen hafta 20'lerdeydi bu rakam. Şimdi 25'lere ulaşmış durumdayız. Goldman Sachs, Bitcoin'in burada bir enflasyon hedge'i yani enflasyona karşı kendinizi koruma olarak alabildiğiniz bir enstrüman olarak Bitcoin'i tercih etti. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da gıda fiyatları hızla artıyor. 2021'de print edilen mayının daha da arttığını, M3 para arzının daha da arttığını göreceğiz. O yüzden 2021 yılı enflasyon yılı olabilir. Enflasyon yılı olabilir hatta büyük bir ihtimalle enflasyon yılı olacak. Bununla beraber altının ek olarak Bitcoin'in de burada enflasyon hedge amaçlı bir kullanılan materyal olduğunu, bir finansal araç olduğunu görmeye başlayacağız. Dolayısıyla Goldman Sachs'in söylemiş olduğu bu rapor oldukça önemli. 2021'de de bize Bitcoin'in yükselmesi için kapı açan bir rapor oldu. Şimdi baktığımız zaman burada özellikle 100 bin, 1 milyon, 10 milyon şeklinde büyük Bitcoin yani bin ve üzeri Bitcoin saklayan kurumsalların Bitcoin'i daha fazla sahiplendiğini gördük. Özellikle burada sarıların yükseldiğini görüyorsunuz. Bu sarıların yükselmesi demek bin ve daha fazla Bitcoin'in balina dersiniz ama kurumsalların artık diyoruz biz buna daha fazla sahiplendiğini ve buradaki sahiplenicinin arttığını, alımlarının arttığını görüyoruz. O yüzden küçük yatırımcılar nereden dönecek artık dönmeli diye satarken büyüklerin halen de Bitcoin aldığını görüyoruz. Neden en başta sizlere nereden nereye dönsün önemli değil dediğimi bu tablo daha iyi anlatıyor. Çünkü küçüklerin sattığı Bitcoin'i büyükler alıyor. Bitcoin'in burada 1 ve 3 aylık aktif arzı artmaya başladı. Ledger haberi, Bitcoin haberi, küçük yatırımcıların korkuya başlaması birazdan göreceğimiz teknik grafikte belki biraz bizlere kar satışı getirme ihtimali olabilir. O yüzden Bitcoin'in burada hareketlerini bir dönüş değil, ufak bir kar satışı olarak değerlendirmek lazım. Niye? Çünkü uzun vadeli Bitcoin'ler halen de borsalarda transfer edilme miktarının düşmeye başladığını ya da soğuk cüzdanı çekilmeye başladığını görüyoruz. 1 ve 2 yıllık arz 2 yılın en düşük seviyesine indi. Aynı şekilde yine 3 ve daha fazla 3 ve daha fazla yıl üzerinde aktif olan Bitcoin sayısı aktif arzdaki Bitcoin sayısı 3 yılın en yüksek seviyesi çıkmış durumda. Dediğimiz gibi bu da kısa vadeli bir Bitcoin kar satış gündeme gelmiş olabilir ama uzun vadede hala da insanlar Bitcoin'i saklamaya devam ediyor. Charlie Lee, Litecoin'in kurucusu, burada Litecoin'in özelliklerinden bahsetti. Gördüğünüz üzere burada bir de Grayscale var. Ki Grayscale'i söylemiştik. Alımlar devam ediyor. Ethereum'un aksine Bitcoin'e paralel bir şekilde olduğunu görüyoruz. Basic Attention Token'da 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış bir transaction'ımız var. Bu sabah Bitcoin vadelerinde yine boşluklu bir şekilde artış gösterdik. Yine olumlu bir pozitif bir artış devam ediyor. Şimdi gelelim Bitcoin'e olur da bir kar satışı gelirse. Hareketin başladığı yer 19.000'lerden başlayan bir hareket oldu. 19.400'lerden başlayan bir hareket oldu. Ve baktığımız zaman bu hareketin yaklaşık
%90 baktığımız zaman da burada %90 %38'lik bir eğimle başlayan bir trend vardı. Fakat bu trendin eğiminin arttığını ve hareketin başlangıcında oldukça hızlı bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Piyama formasyonu oluştu. Evet, yükselişin devam ettiğinde ama 23.100 ve 24.200 arasında oluşan bu yavaşlamanın beraber 1 ve 3 aylık arzında yine arttığını başlamaya gördük. O yüzden bu artı Ledger habere artı bu gibi bir takılma burada bizlere acaba 23 binlerin başına bir kar satışı gelebilir mi şeklinde yorumlattırdı. O yüzden şu anda 23.900'deyiz. 23 binlerin başına gelebilecek bir kar satışı şu anda bizleri korkutmaz ama ihtimali de artmaya başladı. Ethereum'da 2.0 fiyatlaması henüz daha başlamadığını söyledik. Burada üçgen kırılması devam ediyor ve bu üçgen kırılmasında olası bir hareketlilikte 780 dolarlara kadar önemli bir direncin de bulunmadığını ve burasının da en son dirençler olduğunu söylemiştik. O yüzden şuradaki üçgen sıkışması olası bir hareketle 620 dolar aşağı kırılmadığı müddetçe bu üçgen kendisini saklayacak 780 dolarlara kadar bir hareket alanı bize sağlayabilir. Tabii Bitcoin'de bir kar satışı gelirse biz burada 120 dolarlardan Litecoin'de bir kar satışı görebiliriz. Hatta Litecoin'de daha fazla bir kar satışı görme ihtimalimiz var. Çünkü haftalık getirilerde oldukça pozitif ayrıştı. O yüzden piyasanın belki de ilk döneceği yer buralar olabilir. 120 dolarların gerisinde 100 dolarlara kadar bir geri çekilme şu anda Fibonacci'de mümkün gibi gözüküyor. Link henüz daha istenileni veremedi. Ve Link'teki durum açıkçası Ethereum 2.0 fiyatlamasıyla başlayacak. O yüzden Link'in hızlı bir fiyatlama içerisine girmeye başladığını görürseniz Ethereum ve Ethereum tokenlara burada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü o zaman 2.0 fiyatlamasının başladığını göreceğiz. Ama şu anda Bitcoin buradan rol çalıyor. 12.75 desteğimiz, 13.65 ise üst kanalımız olmak üzere devam ediyor. Ve YouTube'da çok fazla Ripple sorusu sorduğunuzu görüyoruz. Ripple'da airdrop haberi en azından şu anda şuradaki önümüzdeki ay başlık airdrop haberi önümüzdeki bu düşüşle şurada bizim durmamıza daha doğrusu yol açtı. İyi oldu ama Ripple'ın şu anda yükselmesi için önemli bir veri akışı bulunmamakla beraber şimdilik sadece geri çekilmelerinde tepki verdiği kısa noktalara bakıyoruz. O yüzden 0.52'ler buradaki desteğimiz. Son olarak ise Basic Attention Token'a bakalım. 23'lerde, 23 centlerde buralarda duruş gösterdik. Buranın gerisinden eğer bozarsak artık Basic Attention Token'ı bir kenara bırakıp yeni alımlar için bu bölgelere odaklanmak lazım. O yüzden 23 centlerin burada çok olumlu bir destek olduğunu düşünmemekle birlikte buraların tepkisini muhtemelen veremezse 21-25 ve 22-40'lara kadar geri çekildiğini göreceğiz. Herkese güzel bir hafta olsun diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.